tecezu enfüseküm minel measi. Allah'a isyan olan yerlerden, şeylerden nefsinizi koruyun, koruyun, koruyun. Ayet. Hepiniz biliyorsunuz. Günah işleyen bir Müslüman, nefsine aldanıp, zevkine, şehvetine, şöhretine, servetine aldanıp da günah işleyen bir Müslüman, günahı işlediği esnada Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Her zaman söylüyoruz. Ve siz de biliyorsunuz ki, günah işleyen bir Müslümana o günahı işlediği esnada selam verilmez. Hani diyelim ki bir Müslüman günah işliyor, nefsini günaha sokuyor. Günah işlerken haramı, günahı, kabahati işlediği esnada selam veremezsiniz. Mesela daha evvel söylemişimdir, bir kahvehaneye girdiniz diyelim. Şimdi onun da sebeplerini söyleyeceğim. Kahvehaneye girdiniz, içeride oyun oynanıyor. İskambil oynanıyor, briç oynanıyor, poker oynanıyor, neyse artık. Oyunların her çeşidi haramdır. Her çeşit oyun haramdır, bitti. Bu oyun oynuyorlar, bir masanın başına toplanmışlar, oyun oynuyorlar mesela. Bir kısım insanlar oyun oynuyor. Bir kısım insanlar da oyun oynayanları seyrediyor. Bir kısım insanlar da oyun oynanan kahvede bir köşede oturuyor. Nedir bunun hükmü? Bakınız. Oyun oynayanlar bizzat ve bilfiil haram işliyorlar. Onlara, o oyun oynayan kişilere ve kimselere tam o esnada hangi Müslüman selam verirse vallahi cehenneme gider. Selama ehil değillerdir onlar. O günahı işledikleri esnada Allah onlardan rahmetini kesmiştir. Selam veremez. Bizzat ve bil fiil o oyunu oynamıyor da oyun oynayanları gözünü dikmiş seyrediyor. O seyredenler de aynı günaha ortak oldukları için o oyun oynamayıp da seyredenlere de hangi Müslüman selam verse o da cehenneme gider. O da ortak için seyrediyor. E hocam sen bunu nereden söylüyorsun? Hemen ayeti okuyorum şimdi. Estaizu billah. Bakınız yine Nisa suresinin 140 numaralı ayetinde mesele ortaya konmuştur. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Allah-u Teala kitabında, Kur'an'ında sizin hakkınızda ayet indirmiştir. Hüküm indirmiştir. Sen Kur'an'ın hükmüne bağlı kalacaksın. Ne diye indirmiş? اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا فَلَا تَكْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَهُودُوا ف۪ي حَد۪يسٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَنْ مِسْلُهُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Kısaca ve topluca arz edeyim. Nerede Allah'a isyan ediliyorsa, nerede Allah'a karşı günah işleniyorsa, nerede İslam'a ve Allah'ın rızasına muhalif hareket ediliyorsa, ey Müslüman, orada فَلَا تَكْعُدُوا مَاهُمْ O Allah'a isyan edenlerin yanında ve yakınında oturmayın, oturmayın. Ayet. قَعَدَ يَكْعُدُ قَعَدَ oturmak demek Arapça. فَلَا تَكْعُدُوا oturmayın.